Evet, merhabalar herkese. Yeni bir videoyla karşınızdayım tekrardan. Hayat hikayesini başkasının yazmasına izin vermeyen birileriyle beraberiz ve Umarım bu izlediğiniz videolar, bu bölümler size moral ve olumlu veya olumsuz çıkarımlar sağlar. Bu kişilerle ilk tanıştığımda söyledikleri bir cümle beni çok etkilemişti. Diyorlar ki, neye odaklanırsan o senin yolun olur. Dolayısıyla yola çıkmak lazım, yolun görünmesi için. Böyle söylüyorlar. neler çıkmış yolda karşısına? Bir dinleyelim bakalım. Buyurun videomuza geçebiliriz. Adım Ayhan. Şu an Fethiye'de, Kayaköy'de yaşıyorum. Geçen yıl Temmuz'dan itibaren buraya yerleştim. Ondan öncesinde İstanbul'da yaşadım. Bir süre de Amsterdam'da yaşadım. Ama uzun yıllar İstanbul'da bankacı olarak çalışan birisiydim. 20 yıl kadar bu mesleği icra ettikten sonra uzun yıllardır ruhumun bana söylediği şeyleri dinleyerek korku ve kaygıların üzerine gitmeye karar verip yeni deneyimler yaşamak ve kendime daha iyi bakabilmek için işimi bırakıp buralara yolum düştü. Mesleği bırakmadan öncesinde nerede yaşarım? Nasıl bir hayat yaşarım? Hangi tabiatta yaşamak istiyorum? Bunları araştıran bir yolculuğa çıkmıştım. Bu yolculukta da ilk defa Fethiye'den başlamışım. Çok tesadüf oldu bu. Fethiye'den Datça'dan yukarı Dikili'ye kadar 10 günlük bir güzergah belirleyip o yollarda giden, yaşamak istediğim yeri belirlemek isteyen bir düşünceyle bu yolculuğa çıktıktan sonra hayat beni bir şekilde Fethiye'ye Tyne House'larla ilgili bir üretim merkezi burası olunca, araştırmalarım da bu Tyne House'lar üzerine olunca ben de bu tarafa doğru yöneldim. Sonra burada karar kıldım kalmaya çünkü Fethiye gerçekten her yönüyle benim isteyip arzuladığım her şeye sahip bir şehir. Hem insanı, hem göç olan insanlar, yeni farklı kişilikteki insanlar, İstanbul'da yaşadığım yerde bulamayacağım bir tabiat, bir tarih, mevsim, hepsini içeren bir yer. Buraya aşık oldum açıkçası. Ve sonra burada karar kılınca hiç beklemediğim şeyler karşıma çıkmaya başladı. Beni mutlu etmeyen şey robot gibi yaşadığımı fark etmemdi aslında. Yani bir akıntıda gittiğimi, bu akıntıda kendi istediklerimin ne olduğunu düşünmeden ve bu akıntıdan çıkmanın tek yolunun kendini fark etmek olduğu, ne istediğini fark etmek olduğu, bunun için de olduğun akıntıdan çıkman gerekiyor. Bu akıntıdan çıkmak demek de aslında kendine zaman ayırmak demek. Beni mutsuz eden şey akıntıda kalmaktı. Kim senin yanında kalıp sana saygı gösteriyorsa senin dostundur. Seni sen olduğun için sevendir. Ya ben bankacılık yaptım 20 yıl kadar İstanbul'da. Ama üniversiteye gittiğimiz zaman asıl benim içimden geçen sanat, ne bileyim arkeoloji, tarih, bu tip şeylerle ilgilenmek, mühendislik de olabilir. Fakat işte toplumsal baskılar veya işte yönlendirmelerle ben iktisat işletme okuyayım, garanti bir işim olsun gibi bir kafada hayata, yolculuğa başladım. Sonra bankacılıkta çağrı merkezinden başladım. Oradan şubecilik, şubecilikten portföylük, portföylükten müdürlük, genel müdürlük, sonra yurt dışı, sonra geldik yine genel müdürlük. Çıkamadım o düzenin içerisinden. Bir konfor alanı içerisine girdim. Yaşadım. Boyun fıtığı yaşadım mesela. Ve boyun fıtığı olmama rağmen bir sene ben hastaneye gidemedim. Çünkü yoğunum. Çünkü işim var. Çünkü bunu yapmam lazım ve başarmam lazım. Çünkü korkuyorum. Bu işi de kaybedersem ne yapacağım ben falan gibi. Sonra bir koçluk, sağ olsun bir eğitim aldım. O koçluk eğitiminde neyi yapamıyorsun diye sordular. Dedim ki ben kendimle ilgilenemiyorum. Kendime zaman ayıramıyorum. Mesela benim boynum ağrıyor ama tedaviye gitmekten eriniyorum. Çünkü işim var diye. Oradan aldığım mesajlarla işte hepsi bana bir tecrübe olmaya başladı. Bir şeyleri uyandırmaya başladılar bende. Doktora gittim. Gidince de işlerimin yürüdüğünü de gördüm. Yani fark ettim ki korkuların üzerine gittiğin zaman, yani kendini bıraktığın zaman zaten hiçbir şey olmayacak. Ama kendine bakmaya başladığın zaman hayatın da güzel gidiyor, kendin de konforun da yüksek gidiyor, işin de iyi gidiyor. Hiçbir şey bir şey olmuyor aslında. Bu tamamıyla bizim kendimizin uydurduğu kafamızdan şeyler. Hayatımı değiştirmeye karar verdiğim aslında ana kadar bir takım şeylere başlamıştım ben. Bunlardan birisi bir kağıt kalem aldım ve yazdım. Ben neyi seviyorum? Neyden hoşlanıyorum? Nasıl bir yerde yaşamak isterim? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Hobilerime nasıl zaman ayırabilirim?
bunun için ne yapmam lazım? Böyle bir şey yazdıktan sonra bir rut belirleyip yolculuğa çıkmak ihtiyacı hissettim. Çünkü yaşayacağım yer orası ise orayı hissetmem lazım. Tüm o yolculukta hayatın değişmiş birçok insanla karşılaştım. Ve buna niyet etmiştim aslında. Ve çok enteresan, niyet ettiğim her şey karşıma çıktı. Yaşayacağım yer mesela Kayaköy'müş. Ben Kayaköy'den başlamışım. Bunu bilmiyordum. İstediğim yolda emeğini ve çabasını harcayan birisiyim. Ve bunun karşılığını bana geleceğini inanan birisiyim. Buradan gelmiyorsa buradan çıkarım. Aynen yola çıktığım gibi başka bir yola da girebilirim. Bu özgürlük her zaman bende var. Ve bu gücü hissetmek bile insanı gerçekten de çok güçlü hissettiriyor. O korkudan arındırıyor ve gerçekten de karşına güzel şeyler çıkıyor. Ve bu yolculukta işte burada tanıştığım birisi hayatını değiştirmiş, bir anda mühendisliğini bırakmış, yurt dışına gitmiş, onu dinledim. Oradan gelmişler, yüzleri gülen insanlar. Bunlar küçük bir köyde yaşıyorlar, çocukları olmuş, yani mutlular. Ben hep bunlardan korkan insandım ama gördükçe şiştim. Artık dayanamayacak vaziyete geldim ve hatırlıyorum, hiç unutmuyorum. Arabada gidiyorum, kendimle de konuşuyorum bir yandan, deneyimlerimi paylaşıyorum kendi kendime. Çok hoşuma gidiyor. Bir anda dedim ki benim artık ne yapmak istemediğim belli. Ne yapmak istediğimi bulmak için de yola çıkmam lazım. Sadece yola çık. Çünkü yola çık. Ne yapmak istemediğim şuydu. Ben bu mesleği yapmayacağım. Bu mesleğin dışına çıkmam lazım ki yapmak istediğimi bulabileyim ve zaman yaratabileyim kendime. Bütün korkularım, bütün kaygılarım o yaşadığım deneyimle birlikte bir anda oldu. Arabada yok oluverdi. Ve o günden sonra ben işimde de çok rahatladım. Çünkü ayrılığa doğru giden yolculukta daha rahat bir şekilde çalışmaya başlayıp zaten pandemiyle birlikte işten ayrılmalar olduğundan dolayı beni de bir şekilde gönderdiler. Beklediğim şeydi bu. Ve akabinde o yolculuk beni buralara kadar getirdi. Şöyle bir hazırlığım vardı. Benim ufak ufak biriktirdiğim bir param vardı. Hani rakamsal bir şey söylemek gerekirse eğer yaklaşık bir 100-110 bin lira gibi bir rakam zannediyorum, bir birikimim vardı. Emeklilik sisteminde iyi ki yapmışım onu. Onun dışında işten ayrılırken bir tazminat aldım. Yani yaklaşık benim cebimde 320 bin lira falan para vardı. Yani ben bunu bir yılda kazanabildiğim para aslında. Hiçbir şey harcamazsam bir yılda kazanabileceğim para. Ama ben bu kadar parayla çıkıp hiçbir iş yapamayan, bankacılıktan başka da bir şey bilmeyen bir insan olarak dedim ki bakalım karşımıza ne çıkacak. Karşımda şu an böyle bir yer var işte yani. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Yani baktığınızda aslında elimdeki para, 20 yılı bırakmak, ne yapacağını bilmemek inanılmaz büyük bir kaygı yaratan bir şey. Korku yaratan bir şey. Ama benim istediğim şey de zaten bu korkuların, kaygıların üzerine gidip ne olacağını görmekti. Zorluklar yok mu? Var. Bazen mesela düşündüğüm, acaba doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım dediğim anlar oldu açıkçası. Ama bunlar çok hızlı geçişlerle bertaraf ettim. Herkesin böyle olmayabilir. Çünkü bence bu bir zamanla alakalı. İnsanların zamanıyla alakalı. Çok baskı altındasındır ve patlamışsındır. Ben buradan çıkmak istiyorum deyip çıkarsın. Doğru zaman olmayabilir. Gerçekten içsel olarak mesela benim o araba yolculuğundaki o hissettiğim şey benim gerçekten o gün benim hiçbir şüphe kalmadı aklımda. Bu bir zamanlama. Bu bir zaman bence. Ben 40 yaşındayım. Ve 40 yaşında bunu idrak edebildim. Ama 40 yaşında beni buna hazırlayan o kadar çok deneyimim oldu ki. Ve ben de bunun üzerine giden birisi oldum ama. Adım attım yani. Yola çıktım. Olması gereken oldu. Yani başka bir şey de çıkabilirdi ki çıktı zaten. Ama o olmadı, bu oldu. Mesela Tiny House'larla ilgili bir platform oluşturup Tiny House'ları aslında anlatan, bu yaşamı anlatan bir yapıya ben daha çok odaklanmıştım. Ona da çalışıyordum. Ona çalışırken bir anda karşıma burası çıktı. Burası nasipmiş. Tam aslında hayal ettiğim hayatın içerisindeyim. Kendimize kalan zaman çok önemli. Hiçbir zamanım yoktu benim İstanbul'dayken. Stres, sıkıntı vesaire. Ama burada o kadar çok zamanım var ki ben gitar çalmayı öğrendim mesela. Hayvanlarla iletişim kurmayı öğrendim mesela. Şimdi bostan yaptık. Mesela burada bostanla uğraşıyoruz. Yeni ata tohumları ekeceğiz. Çiçekler çıkacak. Çok çeşitli insanlar tanıma imkanım oldu. Ama güzel olmuş. Aaa! Ve bu yoldaki niyetlerimden bir tanesi de bu yolu birlikte yürüyebileceğim, bu deneyimleri birlikte yaşayabileceğim, bu korkuların üzerinde birlikte gidebileceğim birisinin olması, güçlü bir insanın olmasıydı. Ve karşıma Mine çıktı. Hello. Bu arada yıllarca kamera arkasında çalışmış birisi olarak kamera önünde gayet heyecanlı bir insanım. Şimdi biraz heyecanlandım. Her şey çok heyecanlı zaten.
Ben de bir 5 sene önce kadar sistemden çıkmaya karar vermiş, sahip olduğum kariyerimi bırakmış, yurt dışına gitmiş birisiyim. Uzun yıllar kreatif reklam ajanslarında ajans prodüktörü olarak çalıştım. Müzik organizasyonlarında vesaire de aktif olarak çalıştığım dönemler oldu. Bir 4 sene kadar yurt dışında kaldıktan sonra bu pandemi sürecinde geri döndüm. Ailemin yanında olmak istedim. Döndükten sonra tabii yaşamsal kaygılar yeniden beliriyor. Yeniden nasıl bir şekilde var olabilirim, para kazanmam gerekiyor, sektöre döneyim mi, dönmeyeyim mi vesaire gibi. Bunları aldırış etmeden kendine sahip çıkmayı seçmek, asıl gitmek istediğin yolda yürümek kolay değil. Bir şekilde o korkular bize öğretilmiş, yani korkmadan olmuyor ama mesele korkulara rağmen hareket kabiliyetini genişletebilmiş olmak. Türkiye'ye geldikten sonra ailemle birlikte Köyceğiz'e göç etme kararı aldım ve buraya geldik. Köyceğiz'e göç ettik. Daha sonrasında bana Acun Medya'dan bir teklif geldi. Yine bir prodüktörlük teklifiydi. O yemi görmemezlik yapamadım. Bir şekilde kabul ettim ve tekrardan buraya taşınmış olmama rağmen İstanbul'a gidip o işte var olmaya, Survivor vesaire gibi programların parçası olmaya gittim. O da benim sınavımdı diye düşünüyorum. Son kez senin istediğin şey ne? Gerçekten senin yolun neyin? Sınavıydı. Güzel de bir sınav oldu. 3 hafta içinde tekrardan ne istediğime karar verdim ve kendi merkezime çapaladım kendimi. Ne olursa olsun artık bu tarz bir hayatı istemediğimi, tamamen ürettiğim, doğanın içinde olduğum, kendi kabilemden insanlarla var olmak istediğim, bir hayatta yaşamak istediğime karar verdim. Bir kamp araştırması yaparken burayı buldum. Bulduğum yerde yollarımız kesişti. Evet, şimdi bu yolu birlikte yürüyoruz. Çünkü aynı yerden bakıyoruz. Fikre ve bu enerjiye sahip olmak için teslim olmak lazım. Teslimiyet ne demek? Hepimiz bugün, bir gün bu dünyayı terk edeceğiz. Yarın ve bir saniye sonra bile ne olacağını bilmiyoruz kalbimiz geçiyor. Her şey olabilir. Ben her şey okuyayım. Sanki bu evrenin zekası, bu doğanın zekası, bir ağaç, bir çiçek, bir canlı, bir hayvan nasıl zarar vermek gibi bir düşüncesi yoksa insanlara, biz de aslında insanlara, doğaya yani, biz de aslında aynıyız. Burada bana çok fazla zaman kalıyor. Bu kalan zamanda mesela ağaç budama yapıyorum. Ağaç ilaçlamayı öğreniyorum. Bostan yaptım. Bostanla ilgileniyorum. Bir yandan etrafı keşfediyorum. Burada çok güzel bir endemik bitki örtüsü var. Yürüyüş yapıyoruz bol bol. Yeni yerler keşfediyoruz. Mesela hiç köpeğim yoktu. Bir tane köpeğim oldu. Bu güzel alanda yaşıyor ve onun tecrübesini yaşıyorum şu anda. Onunla birlikte dağlara çıkmak hayallerimden bir tanesiydi. Biraz sonra onu da gösteririm. Rika. Bekle. 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 Çok iyi ya. Yolcu demek, biz bir yoldayız ve hepimiz bir yoldayız aslında. Bu yolda herkese kapımız açık. Yani değişim isteyen, dönüşüm isteyen, arayışta olan, ben de öyleyim, hala da öyleyim. Bir kapı olsun istiyorum buranın. Gelip burada sohbet edelim, burayı deneyimlesinler. İnsanlar burada dursunlar, bir şey yapmaktan vazgeçsinler. Biraz kendine zaman ayırıp bir baksınlar, ben ne yapıyorum. Bunu vermek istiyorum açıkçası ve o yüzden buranın herkese kapısı açık. Buraya o kadar çok güzel insanlar geldi ki, gönüllü arkadaşlarımız geldiler. Burada bize destek oldular. Her burada gördüğünüz her yerde bir sürü insanın emeği vardır. Yani göç, bir yerden bir yere göç diyebiliyoruz ama aslında göç, zihnimizde yaptığımız göç her şeyden önce. Olduğumuz kişiden olmak istediğimiz kişiye doğru olan bir geçiş yolu diyebiliriz buna. Zihninizi değişmediğiniz sürece yer değişmenin manası yok. İşte havuzumuzu dolduruyoruz şu anda. Artık Nisan'ın sonuna yaklaştık. Burası bir konaklama, sanat bir konaklama tesisi değil. Burada bir yoga platformu var. Aynı zamanda yoga değil, birçok aktivitenin yapılabileceği platform. 4 tane farklı tarzda otağa çadırı var. İçerisinde tuvalet ve banyosu olan. Bir tane ağaç evi deneyimlemek için ağaç evimiz var. Bir tane de benim en sevdiğim tiny house'lardan bir tanesi ve en güzel örneklerinden bir tanesi burada.
Burada biz hem konaklama sağlıyoruz, hem kamplar oluşmasını sağlıyoruz. Kamplarda aslında işte kendine bakma sanatı dediğim şifalanma üzerine yapılan kamplar. Yoga içerikli, müzikle yapılan, psikolojik yapılan etkinliklere yer vereceğiz. Tabii. Burası Kayaköy. Kayaköy harabeleri dediğimiz bir alan var. Orada çok muhteşem bir tarihi olan bir yer. Hemen arkasında Baba Dağı. Baba Dağı'ndan paraşütler görüyoruz. Gün içerisinde atlayan insanlar. Diğer tarafta işte Gemiler Koyu ve Soğuk Su Koyları var. Afkule diye bir yerimiz var mesela çok yakınımızda. İnanılmaz güzel enerjileri olan yerler buralar. Hepsi bir bütün ve birbirine çok yakın yerler. Tam ortasında bir yerdeyiz. Bir tane restoranımız var. Burası restoranın kapalı kısmı. Kışın daha çok kullanıyoruz ama yazında böyle camları açıyoruz. Kafe gibi işte burada oturup güneş ve sıcağın altında kalmak istemeyenlerin vakit geçirebileceği bir yer. Kahvelerimiz, bitki çaylarımız var. Farklı türde içeceklerimiz var. Mutfağımız burası. Açık alan, kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği sağlıyoruz. Kamplar için ayrıca menüler oluşturuyoruz. Bahçemizde burada dışarıda yemek yeniyor ve en güzel tarafı bahçedeki bulunan şu iki tane ağaç. Bu iki ağaç bütün yaz boyunca buraya gölge bırakıyor. Buranın sahipleri 19 yıl gözlemecilik yaparak bu arsayı almışlar ve kendi köylerinden getirip bu ağaçları dikmişler. İyi ki dikmişler. Çok canlı bir yer. İncir ağaçları, işte ayva ağacı, 4 tane erik ağacımız var, nar ağacımız var. Üzümümüz var. 2,5 dönümlük yerde neredeyse her şeye sahibiz. Bu arada sana çok teşekkür etmek istiyorum. Ben bu yolculuğa çıkarken hani hayatını değişmiş insanlara nasıl ulaşabilirim diye çok böyle baktım. Ve çok az insanla karşılaştım YouTube'da. Sonra sen bir vesile bu yola çıkmışsın ve birçok insana ulaşmışsın. Bana da ulaştın. Ve birçok insana ilham olduğunu görüyorum. Bu beni çok keyiflendiriyor. Çok emek veriyorsun. Gerçekten çok emek veriyorsun. Kolay bir şey değil, adanmışlıktır. Bu anlamda seni tanıdığım için de çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum sana. Enerjimize biraz daha enerji kattık. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.